Değerli izleyiciler, hepinize iyi günler, iyi haftalar dilerim. Tabii şimdi sevgili dostum, değerli kardeşim Ali Aydoğdu ile beraber yapacağımız projeyi sizlere anlatmadan önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben tarihçiyim. Şu ana kadar Rusya, Çin, İran tarihleri içinde olmakla beraber toplam 7 kitap kaleme aldım, yazdım, bunları yayınladım. Çince'den Türkçe'ye bir adet kitap tercüme ettim. Henüz de basılmamış 2 adet kitabım var. Yani toplam 9 veya 10 kitap oluyor. Daha önce Çin'de, Rusya'da eğitimler aldım. İtalya'da sanat tarihi eğitimi aldım. Bu bahsettiğim ülkelerin uzmanlıkları eğitimini aldım. Ve aynı zamanda dediğim gibi yazarlık faaliyetiyle de beraber bir profesyonel turist rehberliği işini yürütüyorum. Tabii tarihçiden ziyade kendimi bir entelektüel aydın olarak yetiştirmeye, en azından olmaya çabalıyorum. Bir hoca niteliğinde değil ama bir entelektüel merak ve dünyaya bir ilgi çerçevesinde. Dolayısıyla kitaplarım ağırlıklı olarak devrim tarihi üzerine olmakla beraber Rusya devrim tarihi, Çin devrim tarihi, İran devrim tarihi, ki bunları yanımda da böyle getirdim, toplam bunlar. Ama dünya tarihiyle ilgili genel bir algı kendi kafamda oluşturmak ve bunları da kendi bulgularımı, araştırmalarımı sonucunu herkesle, bütün halkımızla paylaşmak için faaliyet yapıyorum. Bu tabii kitap yazma işin bir boyutu. Ama tabii sevgili Ali ile tanıştıktan sonra dedik ki ben bir tabii sinema uzmanı değilim. Sinema konusunda özellikle bir eğitimim yok ama kendimi tarih alanında eğittim ve aynı zamanda bütün araştırmalarımı, bütün faaliyetlerimi, kaynak kitapları bizzat satın alarak yapıyorum. Dolayısıyla kendi evimde, burada kütüphanemde çekiyorum bu yayını. 4000'i aşkın kitabım var. Dolayısıyla biz filmler, özellikle tarih konusunda, tarihle ilgili, bu yakın tarih olabilir, antik çağ tarihi olabilir, Roma tarihi olabilir, efendim yakın dönem olabilir. Bu konularda çekilmiş filmleri tarihsel açıdan değerlendirebilir miyiz? Yani mesela ben aynı zamanda profesyonel turist rehberi olarak Türkiye dışında da çalıştım. İşte Fas'ta 2 yıl sevgili eşimle beraber, İpek'le beraber orada çalıştık ve rehberlik yaptık. Tunus'ta kaldım. İran'da bulundum pek çok kez. Dolayısıyla işte Rusya'da bulundum, Çin'de bulundum dediğim gibi. Dolayısıyla mesela bir işte gladyatör filminin çekildiği Aitmenhadlu şehrine defalarca gittim. Veya Operation Argo filminin konu edindiği İran devrimini hem inceledim, hem bu konuda kitap yazdım, hem de o yerlere gittim. Bahsedilen yere gittim. Veya işte bir Çin veya Rusya ile ilgili olabilir. Evet, genel olarak dünya tarihiyle ilgili, savaşlar tarihi olabilir. Bu konuda filmlerle ilgili sizinle açıklayıcı, yani filmi izlediniz diyelim veya henüz izlemediniz ama genel olarak filmde anlatılanla ilgili bir bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Bu konuda kendi o filmin konusuyla ilgili bilgilerimden de yararlanarak sizlere mümkün olduğunca çok spoiler vermeden, yani konuyu anlatmadan ama filmin ele aldığı dönemle ilgili bilgiler vererek, bilgilerimi sizlere aktararak aynı zamanda hem bir tanıtım, film tanıtımı, aynı zamanda da kitap önerisinde bulunmak istiyorum. Her bir filmle ilgili en az 3 kitap önerebilirim diye düşündüm. Çünkü kütüphaneme pek geniş, 4000'i aşkın kitap var dediğim gibi. Çoğunluğu tabii tarih, coğrafya, felsefe gibi konularda ama ağırlıklı olarak tarih. Dolayısıyla konu Roma tarihi ise Roma tarihiyle ilgili, Dünya Savaşı tarihi ise Dünya Savaşı ile ilgili. Hitler'le ilgili mesela bir kitap hazırlıyorum. Hitler konusunda pek çok kaynağım var. O konuda çok film çekildiğini biliyoruz. Avrupa tarihi olabilir, Çin tarihi, İran vesaire olabilir. Dolayısıyla bu konuda da aynı zamanda kitap önerisi, araştırma kitabı olabilir, roman olabilir. Bunları da sizlere önermek istedik. Programımızın adını da bir film, üç kitap olarak belirledik. Bugünden sonra, bu yayını izlediğiniz tarihten itibaren çeşitli filmleri
incelemeye, sizlerle bilgilerimizi paylaşmaya başlayacağız ve sevgili dostum, kardeşim, yönetmen, geleceğin başarılı yönetmenlerinden olacağına kesinlikle inandığım, kendisiyle de gurur duyduğum sevgili Ali Aydoğdu'nun YouTube kanalında da bu programımız yayınlanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi haftalar, sevgili seyirciler.